Bir düşünce havasından daha merhabalar, iyi akşamlar. Türkiye geçen cumartesi Ankara'da Ankara Garı'nın önünde çekilen pimle sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin karşı karşıya kaldığımız en büyük terörist yüze yakın yurttaşımız öldü ve yaklaşık 200'e yakın yaralımız var. Gerçekten millet olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük bir acıyı bağrımıza bastık. 3 gün yas ilan etti hükümet ve 3 gün büyük bir acı içinde gerçekten Türkiye kavruldu. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına dayanma gücü ve yaralananlara Allah'tan şifalar diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bugün akşam sizlerle çok önemli bir başarıyı ve başarının hikayesini konuşacağım. Belki de modern tarihin en büyük ödüllerinden birisi olan Nobel ödülleri içerisinde bu yıl Nobel Kimya Ödülü bir Türk'le beraber iki kimyacıya verildi. Bu son derece önemli bir gelişmeydi. Bugün akşam konuklarımla birlikte bu Nobel ödülü aslında ne anlama geliyor? Bu ödülün değeri ne bilim hayatı için, Türkiye için? Özellikle Aziz Sancar'ın şahsında alınan bu ödülü, büyük ödülü nasıl değerlendirmek lazım? Bugün akşam stüdyoda iki değerli kimya profesörü konuğum var. Öncelikle müsaadenizle onlara hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Hoş ederiz. geldiniz. Sağ Profesör Doktor Hamza Yılmaz. Çok deneyimli bir kimyacı, kimyager ve Türkiye kimya hayatı onu yakından tanıyor. Profesör Doktor Zeynel Kılıç. Yine Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi ve fakat aynı zamanda TÜBA üyesi. Dolayısıyla bu uluslararası düzeyde kimya çalışmalarını falan yakından takip eden bir akademisyen. Öncelikle isterseniz Zeynel Bey'den başlayalım. Hamza Hocam ne dersiniz? Tabii. Ya, gerçekten bu Nobel'in önemli bir şey olduğunu biliyoruz ama çoğu sokaktaki pek çok adam ya bu Nobel nereden doğdu? Bu Nobel'ler kim? Bu ödüllerin önemi nereden geliyor? Dünyada bir sürü ödül var. Ama Nobel deyince adeta akan sular duruyor. Yani nasıl kuruldu Nobel ödülleri ve nasıl işler, niteliği nedir bu ödüllerin? Belki Aziz Bey'in aldığı bu büyük ödülün değerini daha çok anlayabilmek için ya da ne anlama geliyor, hangi değerde olduğunu kavrayabilmek için bize bir fırsat verebilir. Teşekkür ederim. Nobel ödülleri dünyanın en prestijli ödülüdür, ödülleridir. Bu ödüle ismini veren Alfred Nobel, Stockholm'de 1833'te doğmuştur. Babası mühendisti ve fakirdi. İflas etmiş bir aileydi o tarihte. Kendisi Rusya'ya gitti ve orada bir imalathane kurdu. Silahlarla ilgili bir imalathaneydi. Ve kısa sürede tanındı. Sonuçta Kırım Savaşı çıktığında da Rus ordusuna patlayıcılar imal etti ve kısa sürede zengin oldu. Bu arada oğlu Alfred Nobel'i çok iyi yetiştirmek için özel öğretmenler tutmuştu. Mühendis olmasını istiyordu. Alfred Nobel'in ise kimyaya ilgisi çok fazlaydı. O arada Alfred Nobel dil öğrendi, kendisini yetiştirdi. Çok iyi yetiştirdi, çok hevesli bir gençti. Yılmaz bir gençti. Çok çalışıyordu. Sonuçta babası bunu kimya eğitimini artırması ve mühendis olması için 2 yıl yurt dışına gönderdi. Paris'te bazı tanınmış kimyacılarla karşılaştım. O sırada nitrogliserini sentezleyen İtalyan bilim adamı ile karşılaştım.
patlayıcılara ilgisi çok fazlaydı babası dolayısıyla ve nitrogliserinle ilgilenmeye başladı. Nitrogliserin pratikte kullanılamıyordu çünkü çok çabuk patlıyordu, sıcaklıkla patlıyordu, sarsılınca patlıyordu. Dolayısıyla bunun kullanılabilecek hale getirilmesi gerekiyordu. Alfred Nobel bunu Kieselguhr dediğimiz bir toprakla karıştırarak pasta haline getirdi. Bunun adına dinamit dendi. Böylece dinamiti bulmuş oldu Alfred Nobel. Sonuçta bu maddeyi ve patlayıcıları geliştirmek için gayret gösterdi. Daha sonraki yıllarda ise pamuk barutu dediğimiz veya nitrogliserin dediğimiz madde ile nitrogliserini karıştırarak dumansız barutu üretti. Aslında bu dinamit bugünkü patlayıcıların bir tür babası dedesi olarak görülebilir mi? Yoksa apayrı bir çalışma konusu mudur? Ondan önce kara barut vardı. Evet. Dolayısıyla bu patladığında çok duman çıkarıyordu, is yapıyordu. Dolayısıyla patlayıcılar için iyi değildi. Şimdi Nobel bu patlayıcıları daha çok yol, köprüler, inşaat gibi yerlerde kullanılsın diye ürettiğini söylüyor. Silah yapmak için yapmadığını iddia ediyor. Kendi iddiaları bu. Bu ancak, biraz bilim adamlarının bir tür ironik kaderleri herhalde değil evet, mi? Evet. Hiç istemedikleri bir hedeflere dönük bir kayma daima söz konusu oluyor. Atom bombası meselesinde de böyle bir şey olmuştu. Evet. Herhalde. Değil 1800 galiba 88'de Nobel'in bir kardeşi Ludwig Nobel öldü. Bir Fransız gazetesinde ilanı çıktı. Gazeteciler ölenin Alfred Nobel olduğunu zannediyorlardı. Ve haberi de şöyle verdiler. Ölüm taciri öldü. Öldü. Aynen. Bu haberi görünce dehşete kapıldı Alfred Nobel. Öldükten sonra dünya beni nasıl hatırlayacak sorusuna daha doğrusu hoşa gider cevaplar bulamadı. Sevdiği insanlarla karşılıklı danışık yaptı. Onlar dediler ki madem ki böyle bir rahatsızlık duyuyorsun, sen servetinin bir kısmını insanlığa hizmet eden başarılı bilim adamlarına ayır, ödül olarak ver. Ve o da buna uydu. Ödülün kaynağı burası. Galiba da isabetli yaptı. Adını güzel işlerde anıyoruz. Ölüm tüccarı olarak anmıyoruz değil mi Zeynur? Evet. Ama hep bu tarafı eleştirilmiştir değil mi? Yani tabii eleştiri konusu olmuştur. Yani Nobel baştan sona tertemiz bir mevzu değil. Eleştirile de uğrayan bir şey oldu daima. Bugün özellikle son dönemlerde falan belli şeylerle, hassasiyetlerle veriliyor vesaire. Sadece tabii bilim alanında verilmiyor. İşte Dünya Barış Ödülü, Nobel vesaire. Barış ödüllerinin verildiği isimler hep spekülasyon konusu oluyor. Gene Nobel Edebiyat Ödülleri. Şimdi hakeza. Şöyle. Biraz sonra belki buna geliriz. Evet, evet. Siz bu hikayeyi bir tamamlayın da. 1895'te Nobel, Hamza hocamın da söylediği gibi servetinin büyük bir kısmını gelecekte dünya için çok iyi hizmetler, başarılar göstermiş, olağanüstü buluşlar yapmış kişilere vermek üzere vasiyet etti. Bu konular da tartışma konusu oldu. Daha sonra İsveç hükümeti ve Kraliyet Enstitüsü bir vakıf kurdu. Nobel adına bunu yönetmek üzere bir vakıf kurdu. 1901 yılından itibaren de Nobel ödülleri verilmeye başlandı. 1901 yılından itibaren Nobel ödülleri verilmeye başlandı. 5 dalda veriliyor. O zaman bu ödüller bir yüzyılı devirdi. Evet. 115 yıldır veriliyor. Evet. Yani aslında bu kadar uzun ömürlü bir ödül yoktur herhalde dünyada değil mi? Başka verilen. Bildiğim kadarıyla yok. Evet. Şimdi
5 dalda veriliyor. Sizin de söylediğiniz gibi fizik, kimya, tıp, fizyoloji, ekonomi ve barış ödülleri olmak üzere. En çok ödül alan ülke şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Ardından Birleşik Krallık, İngiltere, Almanya, Fransa, bu gibi devletlere daha çok gitmiş. Bu da gayet normal. Çünkü orada bilimsel çalışmaların yapılması nispeten daha kolay. Bildiğiniz gibi. Hamza hocam bu işlerden anlar gerçekten, kriterler vesaire. Evet. Ne kriterler var? Yani kriterleri ne bu bu ödüllerin verilmesi? Bir bilim adamı bu ödülü nasıl alabilir? Kriterleri neler? Bir de tahmin ediyorum bizi izleyenler çok merak ediyorlar. Türkiye'de yetişmiş, Türk üniversitelerinde ya araştırma merkezlerinde çalışan bir Türk bilim adamı günün birinde alabilir mi? Niye hep başkalarına gidiyor bir Türk bilim adamı alamıyor? Ya da alması için mutlaka batılı üniversitelerde, araştırma merkezlerinde mi bir Türk'ün çalışması gerekiyor? Tahmin ediyorum sokaktaki insan bugün bu soruları soruyor. Ya bu kriterlerde bir subjektiflik, nesnel olmayan bir taraf mı var? Biz ayrılıyor muyuz, yoksa aslında nesnel, objektif kriterler var. Biz o kriterleri yerine mi getiremiyoruz? Yani herhalde soruyu güzel sordum. Güzel soru. Evet. Nobel'in vasiyeti bir sayfalık bir metindi. Bu metinde kısaca fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat ve barış, daha Türkçesi beşeri barış alanlarında insanlığa en çok hizmeti dokunan insanlara servetinden önemli bir bölüm ayırdığını belirtiyordu. Koyduğu şartta ödül alacağı tarihten bir yıl önce en az bir iki çalışmasıyla temayüz etmiş olmak şartı koyuyordu. İcat esaslı çalışmaların öne alınmasını istiyordu. Edebiyat alanında da bir idealizm kelimesi kullanmıştı. Ödüllerin kim tarafından yönetileceği sorusuna cevap olarak da İsveç Bilimler Akademisi'ni göstermişti. Yani nesnel bir kurum oluşturulmuş oldu orada böylece. Ödüllerin kurumsallığı bu son cümlede aslında saklıdır. Nobel öldükten sonra vasiyetinin geçerliliği, geçersizliği konusunda epeyce bir tartışma çıktı. Çünkü daha önce yazılmış vasiyetleri de vardı. Bu son vasiyetin gerçekten son vasiyet olduğunun ispatlanması gerekiyordu. Oralara girmeyelim. Ama sonuçta Nobel ödüllerinin yönetimi İsveç Bilimler Akademisi'ne kaldı. Ölçütler de Nobel'in bir sayfalık metninin üstüne mecburen yeni kısıtlamalar, yeni kriterler eklemek suretiyle ortaya çıkmış oldu. Fizik ve kimya gibi objektif olmasını beklediğimiz alanlar da dahil birçok alanda ödül dağıtımında hoşnutsuzluklar, tartışmalar, şikayetler olmuştur. Hatta bazı yıllarda ödül alan ödülü reddetmiştir. Veya ödül alan kişi bu ödül aslında şuna daha layıktı anlamında demeç vermiştir. 2008 yılında kimya ödülü 3 kişiye verildi. Onların çalışmaları aslında dördüncü bir insanın çalışmalarının üstüne dayanıyordu. Yani temeli atan ödül almamış bir dördüncü kişiydi. Ödül alanlardan en az ikisi bu bizim çalışmalarımızın bir mükafatı olacaksa bu mükafatın dördüncü kişiyle paylaşılması lazım dediler. Halbuki o dördüncü kişi, onlar Nobel ödülü alırken otobüs şoförlüğü yapıyordu.
Çok çarpıcı bir örnek, bir güzel bir örnek. Ne bulmuştu? Yani paylaşalım isterseniz. Çok ayrıntı olur. Öyle mi? Kimya alanında bir çalışmaydı. Aslında bir doktora öğrencisinin çalışması sırasında ortaya koyduğu bir temelin üstüne yeni çalışmalar eklemişlerdi onlar. Ama onlar ilk çalışmayı yapanın kadrini bilecek kadar da kadir bilir insanlardı. Onların ifadelerine bakarak diyoruz ki Nobel ödülü dağıtanların ister istemez bir sübjektiflikleri, bir öznellikleri vardır. Bazı yıllarda da gerçekten birbirine denk buluşlar olabilir, değil mi? Tabii. Öyle iki buluşta olur ki tabii birbirinden önem sırası bakımından ayırt edilemeyebilir. Tartmak bir da komisyon, kolay değildir. Evet, evet. Bunu tartmak da kolay değildir. Çarpıcı bazı örnekler vardır. Mesela Gandhi'nin barış için çabaladığı dönemlerde Nobel barış ödülleri veriliyordu ve bu ödül hiçbir zaman Gandhi'ye verilmedi. Gandhi öldüğü yılda bu yıl barış ödülüne layık aday bulunamadı dediler ve barış ödülü vermediler. Bu çarpıcı bir şeydir. Nobel ödülünün ilk verildiği yıllarda, yani 1900'lerin başında Tolstoy sağdı ve sanatının zirvesindeydi. Anton Çehov sağdı. Onlara ödül verilmedi. Daha sonra edebiyatta çok meşhur olmuş mesela Arthur Miller gibi, Henrik Ibsen gibi büyük edebiyatçılar Nobel Edebiyat Ödülü alamadılar. Hatta zaman zaman Nobel Edebiyat Ödülüne layık insanları seçen jürilerde üye olarak çalışan bazı edebiyatçılara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Böyle tartışmalar olmuştur. Algılanmış. Yerine göre de Nobel Edebiyat Ödülü'nün belirlenmesinde çalışan jüri geçmiş uygulamalarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eder mahiyette bildiriler ortaya koymuştur. Bir de tabii şöyle bir zorluk var. Bu zorluğun içinde yaşıyor Nobel ödülleri. Yani diyelim ki temel bilimlerde, kimyada, kısmen iktisatta, biyolojide filan çok daha nesnel ölçekler kullanılabilir. Ama edebiyat ve dediğiniz gibi bu Dünya Barış Ödülü, Nobel Barış Ödülü söz konusu olduğu zaman burada çok daha subjektif kriterler devreye giriyor. Mesela Amerikalı edebiyatçılara çok fazla ödül vermemişlerdir. Zaman evet. Zaman gerekçe olarak Amerikan edebiyatı izoledir. Edebiyatın evet. Kalbi Avrupa'da atar. Uluslararası alanda paylaşılan edebiyatın kökeni ve ana motoru Avrupa'dadır gibi gerekçeler ortaya koymuşlardır. Ama bu gerekçeyi ortaya koyan Nobel Edebiyat Jürisi'nin daha sonraki üyeleri bu fikri paylaşmadıklarını ayrıca ifade etmişlerdir. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bu alanda da didişmeler, hoşnutsuzluklar, fikir ayrışmaları vardır ama her şeye rağmen doğrusunu belirtmek gerekirse 115 yıldır dağıtılan bu ödüllerin disiplinli ve anlaşılır, genel kabul görür bir düzen içinde dağıtılmasında İsveç Bilimler Akademisi başarılıdır. Bir de tabii şöyle bir taraf var. Bu kriterler açısından paylaşmamız izleyicilerle ilginç olabilir. Bir aday gösteriliyorlar. Adaylar içerisinden Bilimler Akademisi seçiyor. Bir heyet mi oluşturuyor? Nasıl seçiyor? İkincisi özellikle bu edebiyat alanında aday gösterilenlerin eserleri Nobel almaya denk eserler olarak kabul edildikten sonra onlardan birisinin tercih edilmesi daima spekülasyonlara açık hale geliyor mu acaba? Ne diyorsunuz? Bu alanda zaman zaman Nobel Komitesi gerçekten büyük davranmıştır. Mesela 1901 yılında kimya ödülünü Vantoff'a verirken kimya alanında Nobel ödülü almayı hak etmiş onlarca insan var. Bunlar içinden en iyiyi seçmiyoruz. Biz sadece sıraya koyuyoruz demişlerdir.
Ve gerçekten de o zamanın büyük kimyacıları sırasıyla Nobel Kimya Ödülleri'ni almışlardır. Arka arkaya başka yıllarda ama diyorsunuz. Ama Nobel Fizik Ödülü'nü ilk defa alan bugünkü X ışınlarının mucidi röntgendir. Röntgenin fizik alanına kazandırdığı bir tek çalışma vardır. O da X ışınlarıdır. X ışınlarını bulmasıdır. Bu, evet. Bu icadından sonra bu ışınlardan para kazanmanın yoluna atılmıştır. Buna rağmen Nobel ödülünü de almıştır. Muhtemelen pratik faydasının büyüklüğü hesaba katılarak verilmiş bir ödüldür. Mesela Nobel ödülü alması bir bilim adamını zengin eder mi? Öyle tecrübeler var mı? Yani adam X ışınını buldu, işte sizin dediğiniz gibi artık ticarileştirmeye başladı işi filan. Böyle bu işten başlayarak zengin olmuş bilim adamı var mı? Bilim yapmaya devam eden bir insan için Nobel ödülü görebileceği en güzel rüyadır. Evet, normalde öyledir de. Nobel'in ayırdığı fon büyük bir fondur. Gerçi o günden bugüne bu fon ticari olarak iyi değerlendirilip büyütülmüştür. Ne kadar fondur mesela? Şu andaki miktarı yaklaşık 450 milyon dolar civarındadır. Her bir ve ödül için mi bu? 115 yıldır ödül dağıtılmasına rağmen geride 450 milyon dolarlık bir fon vardır. Her yıl dağıtılan ödüller ise 5 alanda toplarsak 4 milyon dolar etmez. Aşağı yukarı. Evet. Yani alana göre az çok değişiyor galiba ama 4 milyon dolar derken 900 bin dolardan daha büyük ödül yok. Evet. Bunu 4-5 alana dağıtırsak 5-9-45 5 milyon dolardan daha az. Evet. Her yıl dağıtılan toplam ödül 5 milyon dolardan daha azdır. Fonun yıllık getirisi de 5 milyon doların üzerindedir. Dolayısıyla Nobel'in ayırdığı fon yıldan yıla azalmamakta, artmaktadır. Evet. Belki hoşnutluğu sağlamak için ileride ödül alanların sayısını çoğaltabilirler. Bir tartışma daha vardır. Nobel 5 alanda ödül bıraktı. Fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat ve barış. Halbuki bilim disiplinleri çok. Ve başka alanlarda çalışan bilim adamları bu işten mahrumlar. Basit tabiriyle ellere var da bize yok mu diye şikayetçi olmuşlardır. Nitekim İsveç Merkez Bankası mali karşılığını kendisi yükümlenerek ekonomi alanında da Nobel ödülü büyüklüğünde bir ödül vermiş. Hatta bu ödülün adını da Nobel anısına ekonomi ödülü takmıştır. Aslında ekonomi alanında dağıtılan ödül Nobel'in öngördüğü bir ödül değildir ve Nobel fonundan da karşılanmamaktadır. Ama önemli bir ödül. Evet. 1968 ekonomi yılında ödülleri de çok popüler, dikkate alınan. 1968 yılından beri başlatıldı. Dünyada iktisatçıların almak istedikleri, çok arzu ettikleri bir ödül. Evet. İçinde Nobel adı geçtiği için yarı yarıya öyledir. Hatta Nobel'in mirasçıları yakın bir zamanda ekonomi ödülünün adından Nobel'in adının çıkarılması için ricada bulunmuşlardır. Hatta bu sene biz Türkiye kökenli bir iktisatçının almasını bekliyorduk değil mi? Böyle bir beklenti var, Daren Acemoğlu. Ama Daren Acemoğlu'na gitmedi bu yılki ödül. Yani daha doğrusu bir süredir var Daren Acemoğlu'na dönük Nobel alacağı yönünde. Bu yılda alamadı. İnşallah gelecekte. İnşallah. Yani evet. Siz dediniz ya sırayı alıyorlar. Şimdi aklıma Daren Acemoğlu geldi. Herhalde iktisatçıları da sırayı almışlardır. Umarız. Evet. Kriterleri konuşuyorduk şimdi. Bu Nobel'e kimler aday gösteriyor da bilim adamlarını? Kimler onların içinden seçiyor? Anlaşıldığı kadarıyla bir bu Bilimler Akademisi'nde bir heyet kuruluyor. O heyet belirliyor. Onu anlıyoruz. Bilimler Akademisi'ne aday olarak seçilmek üzere bilim adamlarını kim öneriyor dünyada? Benim bildiğim kadarıyla o sahalarda çalışan, belirli sahalarda, belirli konularda çalışan bilim adamlarına yazılar yazılıyor.
Ha, soruluyor. Soruluyor. Ne diyorsunuz diye. Önermek istediğiniz adaylarınız kimlerdir diye. Bu isimler toplanıyor. Bu isimler içinde en iyi çalışmayı, bir icat gibi düşünülecek bir çalışmayı yapanlar belirleniyor. Daha sonra bunlar incelettiriliyor. O sahada ciddi eserler vermiş, ciddi çalışmalar yapmış kişilere incelettiriliyor. Daha sonra bir komite tarafından seçiliyor diye biliyorum. Genel olarak bu Nobel mevzunu epey konuşmuş olduk, evet. Anladık. Burada şunu söyleyebilirim yalnız. Özellikle fizik, kimya da verilen ödüllerin hak eden kişilere verildiğini düşünüyorum. Ama o yıl hak edenler başka da olabilir. Yani Hamza Bey'in söylediği gibi daha başka bilim adamları da hak etmiş olabilir. Seçim zordur aslında. Çünkü ya paylaşılarak yahut da tek kişiye veriliyor. Çok prestijli bir ödül. Evet. Peki Nobel'i kazanmasıyla bizi onurlandıran saygıdeğer bilim adamımız hangi başarısıyla bu yıl bu büyük ve onurlu ödülü aldı? Ne yaptı da? Siz kimyacısınız. Yani şimdi, çünkü muhtemelen bir sürü açıklamalar yapıyor. Millet de merak ediyor. Yani bir sürü teknik analizler de yapıyor. Şu oldu, bu oldu vesaire. Yani milletin anlayacağı bir dille Aziz Bey ne yaptı arkadaşlarıyla birlikte? Bu büyük ödül bu yıl ona verildi. Şöyle ifade edeyim. Aziz Bey son derece çalışkan, disiplinli çalışan, kendi ifadesiyle 18 saat kadar çalışan bir bilim insanı. Son derece özverili çalışılıyor, çalışıyor. Şimdiye kadar 300'den fazla makale üretmiş. Bunların pek çoğu çok prestijli dergilerde, etki faktörü çok yüksek olan dergilerde yayımlanmış. 12.000'den fazla atıf almış. 40'tan fazla kitabı olan bir bilim insanı. 12.000 atıf çok. Evet, 12.000'den fazla atıf var. Kuvvetli bir rakam, 12.000 atıf. Muazzam çok bir büyük rakam. Evet. Çok büyük bir sayı. Tabii ki bu ödüle layık görülmesi bu sürekli çalışmasının bir sonucudur. Aslında ifade ettiği şudur. İnsanlarda sirkadiyen saat veya ritmik saat veya bir başka deyişle biyolojik saat olarak ifade edilen bir durum var. Yani insan bünyesi biyolojik bir saat gibi çalışıyor veya biyolojik bir saati var insan bünyesinin. Şimdi Aziz Bey hücre döngüsü ve kanser ilişkisi üzerinde çalışmış. Hücrelerin temel yapısını DNA molekülleri oluşturuyor. İlaç kullanıldığında, kanser ilaçları kullanıldığında DNA zincirlerinde hasar oluşturuyor. Yani bir yandan bir şeyleri iyileştirirken, evet, düzeltirken bir yandan bazı şeyleri bozuyor. Her evet, ilacın tedavi edici yönü olduğu gibi hasar yapıcı yönü de var. Dolayısıyla DNA hasarı, yani hasara uğramış DNA'ların yeniden tamir edilmesi gerekiyor. Aslında insan vücudu normalde hasara uğramış yapıları tamir ediyor. Apoptoz istediğimiz bir mekanizma ile atıyor. Her gün olağan bir şey bu. Şimdi önerisi şu. Aziz Bey'in önerisi şu. Biz bu ritmik saati idare eden genleri bulursak, ki bulunmuş, bunların yaptığı işlevleri açıklayabilirsek kanser tedavisinde çok büyük kolaylıklar sağlarız düşüncesiyle çalışmalar yürütmüş. O zaman çok mühim bir iş yapmış insanlık, evet, için değil, evet, mi? Evet, insanlık için 20. yüzyıldan 21. yüzyıla devrolunan en büyük sorun kanser. Evet. Yani insan, evet, ve
artarak devam ediyor. Türleri daha çok farklı türler oluşuyor vesaire. Yani insanlık için muazzam bir başlangıç oluşturmuş durumda. Bunu biraz daha detaylandıralım ama isterseniz bir ara verelim, küçük bir ara. Ondan sonra devam edelim. Peki, çünkü peki. Çok mühim bir konu bu. Peki. Evet, saygıdeğer izleyenler, küçük bir aradan sonra Aziz Sancar'ın büyük başarısını konuşmaya devam edeceğiz. Evet, küçük bir aradan sonra sohbete devam ediyoruz. Gurur kaynağımız Aziz Sancar, Profesör Aziz Sancar'ın 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü alışını konuşuyorduk. Ve hangi başarıyla, bulduğu hangi bilimsel buluşla bu değerli ödüle layık görüldüğünü konuşuyorduk. Evet, Hamza Hocam isterseniz siz de devam edelim. Bir miktar Zeynel Hocam anlattı. Aslında biraz açıklamış oldu. Fakat biraz daha derinleştirelim. Yani bu nasıl büyük bir başarı ki Nobel Kimya Ödülü'nü bu yıl almaya layık gördüler, vermeye layık gördüler. Bu üç bilim adamını, Aziz Sancar'ı başta. Ne buldular? Buluş niçin insanlık için çok önemli bir buluş? Profesör Sancar'ın çalışması insan genetik kodunun saklı olduğu moleküller üzerindedir. Adına DNA dediğimiz moleküller üzerindedir. Çok detay bir çalışma. Bu moleküller o zaman vücudumuzun gelişmesini düzenler. Bizim birey olarak temel karakterlerimizi, hatta kaderimizi kaderimizin kodlandığı moleküllerdir ve bu moleküller hasarlanabilir. Bu moleküllerin hasarlanan yerlerini hücreler onarabiliyor. Ama hücrenin onarma potansiyeli var. Bir de bu moleküllerin hasarlanma hızı var. Bu ikisi arasındaki denge bozulur. Hasarlanma hızlanırsa o zaman mesela kanser oluyoruz. Bu konuda vücuda yardımcı olmak için vücut hasarlı molekülleri nasıl onarıyor? Bunun bilinmesi gerekiyordu. Son birkaç on yılın en önemli sıcak konularından birisi buydu. Bu konu hem biyolojidir, hem kimyadır, hem tıptır. Zaten klasik bir tıp eğitimi aldı aslında değil mi? Aslında soruyorsanız bu üç alanın birbirine örtüştüğü, birbirine karıştığı bir alandır. Kendi ifadesiyle Profesör Sancar tıp alanında ödül beklerken kimya alanında ödül almıştır. Bu da şaşılacak bir şey değildir. Evet. Çünkü bu üç bilim disiplini bir yerlerde buluşmuştur ve aslında modern zamanlarda disiplinlerin ara kesitlerinde çalışmalar yapılmaktadır. İsterseniz biyoloji temelde kimyadır diyebilirsiniz ve kimya temelde fiziktir diyebilirsiniz ve bunlar dost doğru laflardır. Başka bir ifadeyle iyi fizik bilmeden iyi kimya yapamazsınız, iyi kimya bilmeden iyi biyoloji yapamazsınız, iyi biyoloji bilmeden iyi tıp araştırması yapamazsınız, iyi fizyoloji araştırması yapamazsınız. Bu disiplinler birbirine karışmış durumdadır. Bizim bilim alanları olarak kutucuklarımız Nobel'in vasiyetini yazdığı zamandaki gibi sınırları net belli olan alanlar olmaktan çıkmıştır. Aslında Nobel ödülleriyle ilgili şikayetlerin temelinde yatan bir şey de budur. Ana eksen de budur. Yani disiplinlerin belli isimler altında kategorize edilmesi Nobel'in zamanındaki kadar kolay değil şimdi. Devasa bilgi birikimlerine sahip bilimlerden bahsediyoruz değil mi? Evet. Genişledikçe birbirlerine teğet alanlara giriyorlar.
Birbirlerinin alanlarına giriyorlar. Ara disiplinler arası alanlar oluşuyor. Birbirleriyle karışmış vaziyette gidiyorlar. Evet. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Profesör Aziz Sancar'ın temel eğitiminin tıp olması bu ödülü almasında çok yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle ki şu anda Profesör Sancar biyokimya alanında çalışıyor. Biyokimya DNA'nın yapısı, DNA'nın tamiri gibi konularda çok fazla yayını var. Şimdi kimya alanında ödül alması normal. Çünkü çalışma alanı daha çok kimyaya yatkın. Ama bu işi bir tıp doktoru olarak yorumlayabilmesi de belki aldığı temel eğitime bağlı. Bunu Profesör Sancar zaman zaman yaptığı konuşmalarda, verdiği mülakatlarda söylüyor kendisi. Şunu da söylemek istiyorum ben. Kimya o kadar farklılaştı ki günümüzde nanokimya, inorganik biyokimya, organik biyokimya, supramoleküler kimya gibi son 15-20 yılda çok popüler kimya alanları oluştu. Dolayısıyla kimya, fizik, biyoloji, tıp, eczacılık birbirlerine yardım ederek ilerliyor. Bu disiplinler arası alanların önemi artıyor. Belki, pardon. Bir de Profesör Sancar'ın kurduğu ekip de çok önemli. Orada çalıştığı kişilerin bir kısmına ben baktım. Konusunu çok iyi bilen insanlar. Birçok disiplinler arası konuları biliyorlar. Ve birbirlerine yardım ederek çok güzel çalışmalar yapmışlar. Evet. Şimdi tam buraya gelmişken şu soruyu sorayım ve Türkiye'de sorulabilecek, bu sorunu muhatap olabilecek en iyi isimlerden birisi Hamza Bey. Yani ne oluyor da Türk bilim adamları Türkiye'de kaldıkları sürece böyle bir ödüle layık görülemeyebiliyorlar ya da aday gösterilmiyorlar? Ama dünyanın büyük üniversitelerine gittikleri zaman pekala diğer bilim adamları gibi aday olabiliyorlar. Sayın Sancar örneğinde olduğu gibi kazanabiliyorlar da. Sizin bir süredir Türkiye'de gündemde tutmaya çalıştığınız, Türkiye'de temel bilimlerin karşı karşıya kaldığı kriz, sorunlarla Türk bilim adamlarının bu Nobel ödüllerine yeteri kadar aday haline gelemeyişi arasında bir ilgi var mı? Ya da çok alakasız bir şey mi? Sordum. Şöyle başlayalım. Nobel ödülleri temel bilimler alanında veriliyor. Artı barış alanında ve edebiyat alanında veriliyor. Temel bilimler alanında Nobel ödülünün aradığı çalışmalar cephede yapılan çalışmalar, sıcak konular üzerine yapılan çalışmalar, o güne kadar dokunulmamış konulara dokunan insanların yaptığı çalışmalar. Ama bir altyapı gerektiriyor. Muazzam bir birikim gerektiriyor. Bir yandan da bizim temel pozitif bilimlerde dünyaya ayak uydurma tempomuz var, ritmimiz var. Biz üniversite geleneğimizi 1930'larda başlayarak oturtmuşuz. 1930'larda dünyanın bildiği kimyayı 1960'larda biz okuyamadık. Çünkü birçok konu daha Türkiye'ye gelmemişti. Bu 30 yıllık bir gecikme ile takip ediyoruz anlamına geliyordu. Pozitif bilimler hızla ilerliyor. Biz de ilerliyoruz ama aradaki fark yıl olarak artıyor mu, eksiliyor mu ciddi bir çalışma yapmayı gerektirir. Aslında aradaki farkı kapatmak için yetenekli insanlarımızın pozitif bilimler alanına yönelmesi gerekiyor. Türkiye'nin en yetenekli çocuklarının fizik okuması, kimya okuması, matematik okuması gerekiyor. Öte yandan bu alanda okuyup... Bu farkı kapatmak için. Evet. Zihin potansiyelini bu alanda harcayan çocuklarımıza
mezun olduktan sonra bir cephe sunamıyoruz. Al burada çalış. Burası sana göre bir yer diyebileceğimiz bir vasatı oluşturabilmiş değiliz. Öte yandan temel bilimler doğrudan ekmek vaat eden bir alan da değildir. Ekmeğin temel bilimlerle ilişkisi dolaylıdır. Kaçınılmazdır yani bu ilişki. Şöyle formül etmek gerekiyor. Bilim teknolojiye dönüştürüldüğü zaman bir ekonomik karşılık yaratabiliyor. Ve de bu disiplinler arasında çalışma kolaycılığı üzerinden değil mi? Bir, evet. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik taleplerin yüksek olduğu ülkelerde kolayca disiplinler arası alana, teknik alanlara kayış, temel bilimlerden uzaklaşma söz konusu olabiliyor. Harfiyen böyle. Başka türlü ifade edelim. Biz bir cevheri işlemek için gerekli olan bilgi altyapısını oluşturmaya vakit yok diye düşünüyoruz. Ve anahtar teslim fabrika istiyoruz. Aslında bu kötü bir yaklaşım da değil ama acaba bize her seferinde doğru anahtar teslim fabrikayı verirler mi? Böyle bir sorunumuz var. Başka bir ifadeyle bizim çalışıp Nobel alacağımız sıcak cephe konularını hazır önümüze koyarlar mı? Koymazlar. Kim koyar? Biz koyarız. Biz kendimiz bunu üretmek zorundayız. Başka bir ifadeyle yetenekli insanımızı temel bilimlerde çalışmaya teşvik etmeliyiz. Fizik ve kimya ve biyoloji ve matematik alanları ve jeoloji alanı ve astronomi alanı Türkiye'nin en yetenekli çocuklarından belli sayıda her yıl destek almak zorundadır. Bunlarla insan potansiyelini yenilemek zorundadır. İnsan dokusunu yenilemek zorundadır. Bu bizim temel bir problemimizdir. Bu alanda Türkiye Bilimler Akademisi'nin ve TÜBİTAK'ın ilgi alanına girdiği için Zeynep evet, Bey'in biraz, de söyleyeceği bir şeyler vardır. Aslında bu tablo karşısında TÜBİTAK'a da, TÜBİTAK'a da, Türkiye'de bilim kurumlarına da bir fatura kesmek gerekiyor. Yani bu tablo karşısında öyle değil mi? Onların da bir sorumluluğunun olması gerekiyor. Gerçi hem bunu fatura kesmek, genel politikalarla da irtibatlamak gerekiyor. Sonunda evet. Siyaset kurumu ufku veriyor değil mi? Bilime evet. Ayak verecek ufku siyaset kurumu veriyor. Siz sözü almadan aslında çok önemli bir şeyin altını çizdi. Ben de zaman zaman öğrencilerle karşılaştığımda şahit oluyorum. Mesela şunu hep soruyorlar. Yani aşağı yukarı fizik en zor bilimlerden biri, en zor eğitimlerden biri. Yani fizik 4 yıl, 5 yıl fizik okumak yani inanılmaz bir yük, inanılmaz zor bir şey. Fakat bunun karşılığı olarak fizik okuyacak, bitirecek de bir öğrenci ne olacak? Hem çok zor bir disiplinde büyük bir yükün altına girecek, hem de sonuçları diğer teknik mühendislik alanlarda olduğu gibi somut bir ekonomik değer, bir meslek üretmeyecek. Yani böyle bir çelişki var. Kimyada falan da benzer şeyler var herhalde, bilmiyorum ama. Yani ne dersiniz? Şimdi şöyle, iyi bir matematikçi olmadan iyi bir elektronikçi yetişemez. İyi bir kimyacı olmadan, katı hal kimyası öğrenilemeden elektronik aygıtlar yapılamaz. Dolayısıyla temel bilimlere çok önem verilmesi gerekir. Hamza Bey hocama katılıyorum. Burada 1985'lerden sonra özellikle TÜBİTAK destekler vermeye başladı. Projeleri destekliyor. Günümüzde daha da fazla destekler oluşturdu. Yurt dışına da birçok kişi göndermeye çalışıyor. Hem doktoradan sonra hem doktora öncesi gitmek isteyenlere önemli ölçüde destekler veriyor. TÜBİTAK'ta genç bilim adamı yetiştirme projeleri vasıtasıyla çalışkan, araştırmacı ruha sahip genç bilim insanlarını destekliyor. Ama Hamza Bey çok mühim bir konudan bahsetti. Yani desteklediği kadar bir cephe konusu vermesi gerekmiyor mu? Bunları planlaması gerekmiyor mu? Gayet tabii. Ya mesela şu savunma sanayindeki projelerdeki gelişmeler, mesela bu
cephe konularına iyi bir örnek. Tahmin ediyorum bu çalışmalar bilim adamlarımızın bu alandaki aldığı mesafeyi, yetenekleri artırıyordur muhtemelen. Çok fazla yakından takip etmiyoruz ama savunma sanayinde olduğu gibi cephe konuları vermek, bunları planlamak gerekmiyor mu? Sadece sana işte bu yıl kimya alanında şu kadar doktora bursu veriyoruz. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin bir yerden akseptans alın gelin verelim parayı doktora yapın demekle. Bu olmaz. Sadece bir şey bir olmaz. Şey yapılmış olmuyor. Tabii. Ama genel şu ana kadar yürütülen büyük çapta Türkiye'deki programlar bu şekilde yürütülmüş durumda. Hatta bazen de sıkı eleştiri konusu oluyor. Yani Türkiye'de hiçbir şekilde karşılığı olmayan alanlarda master doktora bursları verilerek bir tür kaynak israfı söz konusu oluyor. Şimdi şöyle efendim, binden fazla araştırma yaparsınız. Bunların içinde ekonomik değeri olabilecek çalışmaların adedi, patent olabilecek çalışmaların adedi çok az olabilir. Araştırma külfetli bir iş. Dolayısıyla yılmadan, bıkmadan destekleyerek bunun yapılmasını sağlamak lazım. Ama en önemli şey altyapının oluşturulmasıdır. Profesör Aziz Sancar Bey Amerika'da çok derinlemesine araştırma yapabilecek kaynakları, yeri, zemini bulduğu için tabii ki burada kendisi de çalışkan, çok çalışkan olduğu için bu ödülü almış ve bizi gururlandırmıştır. Ben şöyle düşünüyorum, kendi alanımda yapılmış bilimsel çalışmalara baktığım zaman 1985'lerden sonra hızlı bir gelişme olduğunu görüyorum. Bunu istatistikler de gösteriyor. İstatistiklerde görülen sayılar bizi yanıltabilir. Tabii. Ancak şunu söyleyeyim, anorganik kimyada en prestijli dergilerde çıkmış yayınlara bakıyorum. Zaman zaman bakıyorum. Bizim kimyacılarımızdan bazılarının son 10 yıl içinde çok önemli dergilerde makaleler ürettiğini görüyorum. Bu eskiden etki faktörü çok düşük dergilerde görülüyordu. Zaman içinde bilim insanları çağdaş teknikleri de kullanarak kimyacılardan bahsediyorum. Spektroskopi kimyasını da iyi kullanarak dünyada hatırı sayılır makaleler üretmeye başladı. Bu tabii bizim açımızdan önemli. Önce burası gelişecek. Daha evet. Sonra bu insanların makalelerinde iddia ettikleri, ortaya koydukları tezler, savlar kabul görecek. Sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bir aslında bardağı dolduruyoruz. Bir son evet. Damla bardağı taşıracak. Evet. Evet. Biz onu görünceye kadar tatmin olmayacağız ama evet. Oraya doğru gidiyoruz. Burada bir bu kadar iyimser olabilir miyiz? Ne dersiniz? Pardon, sözünüzü kestim ama. İyimser olmak istiyorum. Ama hep şu vurgunun arkasından iyimser olmayı tercih ederim. Bizim bilim yapmaya yatkın insanımızın temel bilimlere yöneltilmesi önemlidir. Bunun için esas olan temel bilime yönelmiş insana hoş bir hayat vaat etmektir. Bu hayatın varlığını bir şekilde hissettirmektir ki bu çocuklarımız seçtikleri çağlarda bilime heves etsinler. Başka bir ifadeyle ekmeğin bol olduğu alanı seçen insana bilim alanında da ekmek olduğunu söylerseniz orayı da seçer. Bizim çocuklarımız bilimi sever. Bilimi ama seven işte bilim adamını ideal tip olarak değil mi? Yer fizikçilik bu kültür değildir. İçinde yerleştirecek bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir evet. ideal, mesela bakıyorum şöyle değil mi? Evet. Bir bilim adamını bir ideal tip olarak almak. İşte ilkokul çağlarında falan bir miktar oluyor. Sonra bir gevşeme oluyor bu eğilimlerde değil mi? Belki bu Sancar örneğinde olduğu gibi, Aziz Sancar örneğinde olduğu gibi başarılara da ihtiyacımız var ideal tipler üretmek açısından. Tabii örnek elbette. Teşkil ediyor. Değil mi? Elbette. Bunlar birer teşviktir. Bunlar güdüleme için en iyi zeminleri oluştururlar. Bundan faydalanmalıyız. Bir şey söyleyeyim bu konuyu kapatmadan.
bilim insanlarının teşviki veya insanımızın bilim alanına yöneltilmesi söz konusu olunca hep topu TÜBA'ya veya TÜBİTAK'a atıp işi kapatarak da bu işi halledemeyiz. Aslında onların kaynak dağıtımını kararlaştıran mercilere ulaşmasını kolaylaştırıcı zeminleri hazırlamamız lazım. Biraz Türkiye'nin karışık bir şey oldu değil mi? İyi fizikçilere ihtiyacı vardır. Türkiye'nin tabii iyi kimyacılara ihtiyacı vardır. Türkiye'nin iyi biyologlara, iyi matematikçilere ihtiyacı vardır. İyi matematik bilmedikçe iyi mermi güdümleyemeyiz. İyi kimya bilmedikçe iyi kanser tedavisi yapamayız. İyi matematik bilmedikçe iyi fizik öğrenemeyiz. İyi fizik öğrenmedikçe modern zamanların modern teknolojisinde dünyaya ayak uyduramayız. Belki konuyu kapatıcı cümleleri söyledim ama hazır yeri gelmişken iyi özetlemiş oldunuz. Bunları söylemeliydim. Bir de tabii bu son dönemde ben de zaman zaman bu konuda kötümserliğe kapılıyorum. Birlikte konuşarak da kötümser oluyoruz ama ya Sayın Sancar'ın dünya kamuoyu önünde bu başarının altyapısını oluşturan eğitimi ben vatanımda aldım, Türkiye'de aldım demesi çok gurur vericiydi ve bizi çok motive etti. Buradan şu çıkıyor ki aslında bir vasata sahibiz. Eğer Sayın Sancar bize torpil yapmıyorsa ki ne ihtiyacı olabilir değil mi? Böyle bir noktada gerek yok. Torpil yaptığını zannetmiyorum. Evet. Yani buradan bir altyapımız olduğu kanaatı kuvvetleniyor bizde. Dünyadan hiç de geri olmayan bir altyapımız var. Fakat bir altyapımız var ve bu altyapıyı geliştirmeliyiz. Evet. Asıl sorun bunu geliştirecek, buna istikamet verecek, belli hedefler verecek, belli planlamalar içinde işi götürecek bir üst akıl, bir algıya ihtiyaç var ve demin dediğim gibi rol modeller çok önemli burada. Belki bu tip başarıların da teşvik edici etkisiyle. Çok teşvik edici etkisi olabilir gençler üzerinde. Bir de şunu söyleyeyim. Çalışkan, zeki öğrencilerin temel bilimlere yönlendirilmesi için gayretler oldu. Son zamanlarda işte elektroniği seçen öğrenci yan dal olarak temel bilimlerden birini seçerse karşılıksız burs veriliyor. Ama bunlar yetmez. Önemli olan bir hayat vaat etmek. Hayat vaat edilmesidir. Çok doğru söylüyor Hamza hocamız. Mezun olduktan sonra nerede çalışacak? Ne kazanacak? Hayatını nasıl idame ettirecek? İlk 5000'e giren öğrencilerin içinden temel bilimleri seçenlere güçlü bir destek verilmesi gerekiyor. Bunu da siyasetçiler veya hükümet yapabilir. Doğru. Ya burada iki dinamik çok önemli. Artık dünyada bilim profesyonel bir şey. Değil mi? Evet. 19. yüzyılın amatör ilgilerinin çok dışında. Değil mi? Evet. Devasa bir sektörden bahsediyoruz. Bilim sektörü derken. Dolayısıyla bu sektörü ayakta tutacak, buradaki gelişmeleri tetikleyecek, buraya bir hava verecek İki unsur var. Bunlardan birisi piyasa. Devasa küresel şirketler kendi üretim bantlarında ihtiyaç duydukları teknik altyapının geri planını oluşturan bilimsel altyapılara yatırım yapacaklar. O alanları teşvik edecekler. Bütün dünya üniversitelerinde işte şeyle endüstriyle üniversite arasındaki işbirliği veren denilen şey esas itibariyle bu. Bu Batı üniversiteler açısından büyük küresel şirketlerle oluşan işbirlikleri üzerinden iyi gidiyor. Özellikle Amerika'da değil mi? Bizim bu alanda bir boşluğumuz var. Çünkü bu alandaki boşluk bizdeki şirketlerin genellikle teknoloji transfer eden Türkiye'ye değil mi? Distribütör kuruluşlar olmasından kaynaklanıyor. Yani teknoloji zaten hazır geliyor. Bunun üzerinden burada bir montaj işlemi yapılıyor çoğu endüstrimizde. Dolayısıyla bu Ar-Ge harcamalarını gerektirmiyor bu işletmelerde. Bilimsel gelişmeleri teşvik etmeleri için bir sebep oluşturmuyor. Yani bu bağ kopuyor.
Diğer taraftan ikinci önemli unsur ise siyasi otorite, kamu otoritesinin duyduğu ihtiyaç, değil mi? Bu çok önemli. Yani bu siyaset kurumu, devlet, kamu otoritesi bilime bir istikamet verecek, hedef verecek. Bu hedef geleceğe dönük olarak kendi duyduğu ihtiyaçlarla ilgili olacak. Burada da herhalde Türkiye bir istikamet bulabilmek bakımından bir fırsatı yeni yeni yakalıyor, değil mi? Evet. Çünkü Türkiye dediğimiz ülke sonunda çok uzun yıllar 23'ten sonra insanların karnını doyurmak için uğraşan, öyle değil mi? Açlığı engellemeye çalışan, altyapı sorunlarını çözmeye çalışan, devasa insani sorunlarla uğraşan bir ülkeydi. Yani bu tip büyük projelere, büyük perspektiflere açılmak bakımından Türkiye yeni yeni böyle bir vasata doğru gidiyor. Yani biraz da Türkiye'ye haksızlık yapmamak gerekiyor herhalde bu anlamda. Belki yapacaksak bundan sonra önümüzü açarak yapacağız. Bu tabii şimdiye kadar Türk bilim adamlarının gösterdikleri büyük başarıları bu geçen yüzyılda ihmal etmemiz anlamına gelmemeli. Burada bir noktayı söylemek istiyorum. Bir üniversitenin başarısı içindeki öğretim üyelerinin yetişmesiyle, bilgisiyle sınırlıdır. Tabii. Yani öğretim üyeleri, öğretmenlerin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Dolayısıyla temelden işe ele alarak bizim bir öğretmen okulları deneyimimiz var. Yüksek öğretmen okulları deneyimimiz var. Özellikle yüksek öğretmen okullarından yetişmiş öğretmenlerin çok kaliteli olduğu bilinen bir gerçek. Bunu yeniden ele alarak, buradan çıkarak belki öğretmen yetiştiren kurumları yeniden reorganize etmemiz gerekiyor. Bu arada herhalde tahmin ediyorum her ikiniz de öğretmen okulu mezunusunuz aynı zamanda, değil mi? Evet. Evet. Yanılmıyorum. Evet. Aynı öğretmen okulundan. Öyle mi? Ladik Akpınar İlk Öğretmen Okulu'nda yetiştik. Oo, evet. Öyle bir ortaklık, dostluğunuz çok uzun zamana dayanıyor o zaman. Evet. Evet. Süre dolmak üzere. Bununla şeyle ilgili son cümlelerinizi alsak iyi olur, toparlasak iyi olur. Evet, ne diyorsunuz? Bu konuyu kapatırken fazla uzatmadan bir iki şey söylemek isterim. Nobel ödülü aydınlanma kültürünün değer yargılarıyla işleyen bir mekanizmanın ürünüdür. Ve bizim dünya algımıza çok iyi uymaz, uymayabilir. Müslüman ülkelerden Nobel ödülüne layık görülen insanların genelde kendi toplumunun değer yargılarıyla bir didişmesi, bir çatışması, bir hoşnutsuzluk ve menfi ilişkiler yumağı içinde olduğunu fark ediyoruz. Pakistan'dan, Mısır'dan, İran'dan, hatta Türkiye'den Nobel ödülüne layık görülen insanların kendi toplumunun kahirekseriyetiyle bir değerler didişmesi içinde olduğunu fark ediyoruz ve bunu yadırgamamak zorundayız. Çünkü o ödülü dağıtan aydınlanma değer yargıları bizim toplumumuzun içine sinmiş değildir. Belki hiçbir zamanda sinmeyecek ve bu çatışmanın önüne hiçbir zaman geçemeyeceğiz. Tabii, tabii. Bunu demek bu istedim. O kadar önemli bir konu ki apayrı bir tartışma konusu ve apayrı bir programda konuşmak gerekiyor. Yani kültürel olarak bu modern bilim biz neresindeyiz, değil mi? Geleneklerimiz itibariyle. Bunu apayrı konuşmak gerekiyor. Fakat zamanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Zaman bitti. Umalım ki bütün bu şey başarı, Sayın Sancar'ın aldığı bu 2015 Nobel Kimya Ödülü Türkiye'de yeni araştırmaların, genç araştırmacıları bakımından yeni heyecanların, yeni hayallerin, hedeflerin deyicisi olur. Oluşmasına umuyorum bu başlangıç olur. İnşallah. Türk bilim hayatının İnşallah. Daha ciddi Nobel bir geleceğe yürümesi açısından. Layık bilim insanlarının yetişeceğine inanıyorum. Zaman içinde bu olacaktır ve hızla olacaktır. Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyenler, bugün Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim adamımızın hikayesi üzerinden Nobel'i
Türkiye'deki bilim faaliyetlerini ve Türkiye'de bilimin yeni hedeflerinin neler olması gerektiğini konuştuk. İyi akşamlar.